Bu hafta pazar fiyatlarını nasıl buldunuz? Bu hafta değil, bir senedir halk perişan. Ne alıyorsan katlayıp duruyor. Emekliye geldiği zaman %30, bunlara geldiği zaman %130 zam geliyor. Perişan olduk. Sonra bu rapor dinlenirse bir fiil Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Simit hesabı yapıyordu. Şimdi de yapıyor mu hesabı? Ben Bağkur'dan emekli oldum. 3 çocuğum vardı. Bir gün muayene olamadım. Çünkü borcum olurdu. Borçlusun yok. Peki bu Suriyeliler ne ödedi de öncelik hakkı var hastanelerde. Bunu düzeltmesini istiyorum. Göndersin bu Suriyeliler gitsin memleketine. Fiyatlarını nasıl buldun? Vallahi her zamanki gibi. Geçen haftayı kıyasla nasıldı? Patlıcanla biberde artış var. Domates aynı. Yani öyle. Peki patlıcan biber hariç fiyatını çeken bir ürün oldu mu? Biraz da marollar artmış. Meyveler çok pahalı. Yani hayat şartlarına göre artık şaşırmıyoruz. Yani öyle. Teşekkürler. Vallahi iyi de değil, kötü değil, orta yani. Geçen haftaya kıyasla nasıldı? Gelmiyor, her zaman biz gelmiyoruz. Peki fiyatıyla dikkatinizi çeken bir ürün oldu mu? Her şey pahalı, portakal neyi hep pahalı kızım. Ucuz değil ki. Duma. Ne kadar? Kilosu 50 lira. 50 liraya çeyrek altın alıyor ablacığım. Pazar fiyatları nasıl buldun? Pahalı yavrum, görüyorsun işte. Fiyat. Geçen haftaya kıyasla nasıl? Geçen haftada gene zam, gene zam. Haftan haftaya değişiyor yeğenim ya. Peki fiyatıyla dikkatinizi çeken bir ürün oldu mu? Daha yeni geldik geliyor. Bir sıra gittik geliyor. Yeni geldim de tamamlayamadım. Daha yeni dolaşıyoruz. İhtiyaçlarınızın hepsini alabiliyor musunuz? Ya alırım. Ben kendim alırım da. Yani vatandaş alırım. Yoksa ben alırım yani. Ne kadar olsa alırım. Fazlasıyla da alırım. Vatandaşa acıyorum yani. Pazar fiyatlarını nasıl buldun? Çok pahalı valla. Geçen haftaya kıyasla nasıldı? Geçen hafta gelmedim. Peki fiyatıyla şaşırtan bir ürün oldu mu sizi pazar? Hayır. Oldu. Bu hafta pazar fiyatları nasıl buldun? Geldim haberim yok pazardan da. Her hafta değişik fiyatlar var. Peki pazara girdiğinizden itibaren dikkatinizi çeken bir ürün oldu mu fiyatıyla? Yok. Aynı geçen haftakine ait fiyatlar. Fena değil, güzel. Peki geçen hafta kıyasla nasıldı? He? Geçen hafta kıyasla nasıl? Geçen hafta kıyasla yani aynıydı. Salatalık biraz pahalanmış bu hafta. Öyle işte. Peki salatalıktan başka fiyatıyla dikkatinizi çeken bir ürün oldu mu? Yok ya, olmadı. Olmadı. Daha yeni çıktık çünkü. Benim abla. Neden? Benim bıcık boğazım ağrıyordu onun için. Başlasıyla. Yeni geldim, hiç haberim yok daha. Bir tık gezmedim yani. Bekliyorum. Teşekkürler. Bu hafta pazar fiyatları normal. Geçen haftaya göre biraz yükselmiş ama gayet normal. Peki fiyatıyla dikkatinizi çeken bir ürün oldu mu? Fiyatıyla mandalina herhalde mevsim bitiyor artık. Bu nedenle 15 lira olmuş. Daha önce 10 liraydı. Teşekkür ediyorum. Bu hafta pazar fiyatlarını nasıl buldun? Ben yine girdim içeri, daha bir şey almadım yani, dolanıyorum himcikal. Fiyatıyla dikkatinizi çeken bir ürün oldu mu gördüğünüz kadarıyla? Şu an ben çok bir alışveriş yapmadığım için aldığım meyve türü benim. Zepse türünü sadece almam. Kışkın olduğu için. Onun için onların fiyatlarına çok dikkat etmedim yani. Vallahi çok pahalı. Geçen haftaya kıyasla nasıldı? Aynı ya, hiç değişen bir şey yok. Fiyatıyla dikkatinizi çeken bir ürün oldu mu? Vallahi hepsi, ne 10 liradan 20 liradan aşağı şey yok yani, hepsi de aynı. Pahalı pahalı. Pazar fiyatlarını nasıl buldun? Müsait değilim kızım, sağ ol, Allah razı olsun. Pazar fiyatları her haftaki gibi pahalı. Ya malum kış şartlarından dolayı normal bir fiyat yok. Peki fiyatıyla dikkatinizi çeken bir ürün oldu mu? 3-4 haftadır aynı hemen hemen fiyatlar. Yani bir salatalık biraz bu hafta yükselmiş, 25. Geçen hafta 20 lira civarındaydı. Bu fiyat artışını neye bağlıyorsunuz efendim? Normal yani, bu fiyat artışları neye bağlayacaksın? Akaryakıt öyle, hepsi öyle, ekonominin hepsi aynı yani, değişen bir şey yok. Yani enflasyonun düşmesi üretime bağlı. Üretim olmayınca da durum malum ortada. Kızım ekonomimiz pek kötü. Geçimler zor aldı. Ondan sonra horantamız çok. Çocuklarım okula gidiyor. Ne yapayım? Yetkililere ne söylemek istersin? Buyur. Yetkililere ne söylemek istersin? Ne diyor? Allah yok ya, öyle demem ya, ne intizar öptem yok. Olsun olsun, onlara da yine Allah razı olsun. Tayyip'e de yine de var ya, o şükürler olsun var ya. 3 lira maaşımı 5 lira yaptı ya. Allah işi gücü razı olsun. Emekli misiniz? Emekliyim, evet. Emekli maaşınız yetiyor mu size? Yetmiyor ama olsun. Ben idare ediyorum. Çocuklar okudum, 3 tane çocuk okudum. Hani şimdi bir de engelli çocuğum vardı, o da geziyordu. Onu da anası attı gitti, o da engelli. Onu okuttum, yitirdim, memur oldu. Bak iş hani şurada. Ama çok zorluklar çekiyorum. Olsun o zaman, yine iyi. Vallahi yeni geldik, bilmiyorum ki. Bazısı ucuz, bazısı pahalı. Fiyatıyla dikkatinizi çeken bir ürün oldu mu? Dikkatinde domates var, başka da vallahi batlıcan var. Başka da hepsi de hani normal. Peki pazarınızı görebiliyor musunuz yani? İstediğiniz her şeyi alabiliyor musunuz? İstediğimiz her şeyi, hepsini alamıyoruz. Mesela gücümüzün yettiğini alıyoruz. Gücümüzün yettiği kalıyor. Emekliye zam yapıyor. Emekliye zam yaptığı parayı pahalılıktan giriyor. Elimizde hiçbir para kalmıyor. Her zaman için mesela pahalılıkta hiç indirim yok. Sürekli pahalı. Ama kendileri mesela yüklü maaşı alıyorlar ama bize emekli veriyor. Giriyor elimizden alıyor. Her şey pahalı. Birini alsak birini alamayız. Peynir çok pahalı. Yağ çok pahalı. Hiçbir şeyin yanına varamayız. Vallahi bilmiyorum sonuç ne olacak. Kendileri mesela seçim davasında hiç pahalılığa bakan yok. Başka ne diyeyim? Peki efendim, bugün seçim olsa kime oy verirdiniz? Vallahi bilmiyorum. Gönlümde geçene vereceğim. Hangisi mesela Allah yolunda, hangisi mesela devletimize, milletimize yararlı bir insan mesela başına geçecek Müslüman bir insan isteyik. Başka bir şey istemeyik. Mesela bu pahalılığa mesela biraz indirim yapsın. Fakir fukara mesela kendileri yüklü maaş alıyor. Milletvekilleri yüklü maaş alıyor. 400 tane 500 tane milletvekili var. Buna ne gerek var? O kadar milletvekiline onlara vereceğini mesela emekliye ver, emekli hiç değilse hayatını biraz yaşasın. Mesela ne tatile gidebileyim, ne bir yere gidebileyim, hiçbir şey yapamayız vallahi doğru düzgün. Bir maaş veriyor, emekli maaşı veriyor, onu da giriyor elimizden alıyor pahalılıktan. Daha ne diyelim? Pazar fiyatları nasıl buldunuz? Yüksek, çok yüksek. Bir de mevsim itibariyle zaten kış mevsimi. Artı bir de enflasyon yüksek yani. Peki geçen haftaya kıyaslarsak nasıldı? Geçen hafta da yüksekti zaten. Yani bir aydır yüksek gidiyor. Ondan öncesi biraz daha yaz sezonundan kış geçildiği için yükseldi yani. Peki bu hafta pazarın yıldızı hangi ürün? Biber falan pahalı herhalde. Biber diye tahmin ediyorum. İyi, zararlı yok bu hafta, iyi. Pazarın hangi ürün ya da meyve yıldızıydı? Vallahi kızım elma 10 liraya satılıyor. Ucuzluğu kaldı mı bu işin? Ucuz bir şey kalmadı ki gayri memlekette. Her şey ona kazıyor yani. Etin kilosu olmuş memlekette 220 lira. Hangi ucuzluktan bahsedeceğiz? Bir tane bir kilo limon 10 lira. Değil mi? Yani biz yine iyi kötü devletten maaş alıyoruz. Geçiniyoruz ama harat olmayan ne olacak bu pazarda? Herkes bakıp gidiyor. Neyse, sağlık olsun. Normal, gayet güzel. Geçen haftaya kıyasla nasıldı? Hemen hemen aynı. Peki fiyatıyla dikkatinizi çeken bir ürün oldu mu? Vallahi öyle bir değişiklik görmedim. Normal, şartlara göre normal. Geçen hafta kıyaslarsak nasıldı? Aynı. Değişiklik yok. Peki fiyatıyla dikkatinizi çeken bir ürün oldu mu? Fiyatıyla dikkatimi çeken portakal biraz fazla bu hafta. Ne kadar efendim? Geçen hafta 10 liraydı, bu hafta 12,5-15 lira arası. Bu hafta biraz pahalı ya. Fiyatıyla dikkatinizi çeken bir ürün oldu mu? Salatalık mesela 25 lira olmuş. Biraz pahalı. Her haftaki gibi normal. Fiyatlar genelde yüksek ama her haftaki gibi. Değişen bir şey yok pek. Peki fiyatıyla dikkatinizi çeken bir ürün oldu mu? Hurma çok pahalı. Kilosu 30-35 lira. Sizce pahalılığı neye bağlıyorsunuz? Pahalılığı neye bağlayacağız? Dövizin yükseltilmesi. Hükümetin izlemiş olduğu politikalara bağlıyorum. Başka bağlanacak bir tarafı yok yani. Ne buldun? Görüyorsunuz nasıl olduğunu. Pahalı buldum. Yani bir salatalık fiyatı 30 TL, biber fiyatı yüksek ve domatesler 30 lira. Yani bu haftada çok pahalı buldum. Geçen hafta o kadar değildi. Yani bir 10 lira fark var. Neredeyse 10 lira koymuşlar. 15 liraya aldığımız salatalık şu anda 30 TL. Pahalı yani. Ama kış günü de normal diyelim gülüm. Peki hangi fiyatlara şaşırdınız? Hangi ürünün, sebzenin ya da meyvenin fiyatları şaşırttı? Vallahi normal kış gün yiyor. Normal kış yiyor, ne diyelim, pahalı da üretimin de ne olduğunu bildiğimiz için. Vallahi ben burada hep kokuluyorum. Ha, şuraya 100 lira. Bakıyorum 20 lira, 25 lira, 30 lira diyorlar. Nasıl alacaksın? Ha, gücümüz yok, alabilecek gücümüz yok. Bakıyorum, sili diyorum, şöyle kursuna koyup gideceğim. Ne yapayım? Peki fiyatıyla şaşırtan bir ürün oldu mu pazarda? Vallahi şu anda market ile pazarın arasında bir fark yok. Domates burada da 25 lira, orada da 25 lira. Nereden alırım ben? Marketten alırım. Kafama göre seçer alırım ama burada yapamam. Burada kafasına göre dolduruyor adam. Çürüğünü de dolduruyor, çarını dolduruyor, şişini dolduruyor. Para veriyor bu sonuçta. Ama marketi ben tercih ederim yani. Evimin dibinde olduğu için mecbur gider oradan alırım. O kadar. Aynı yani. Geçen öteki gibi yani. Ne yapalım? İdare ediyoruz. Şimdi gücümüz gittiği kadar alıyoruz işte yani. Az aldık ha. Peki fiyatıyla şaşırtan bir ürün oldu mu size? Efendim? Peki fiyatıyla şaşırtan bir ürün oldu mu size? Salatalık 25 lira. 30 lira alamadık. He. Fiyat artışını neye bağlıyorsun? Vallahi bilmem artık nakliye mi, aracı mı kazanıyor, bilmem kış mevsimi ondan mı bilemiyorum abla vallahi. Bu kadar diyeceklerim. Berbat.